daha fazla bunu yapmaya gayret ediyoruz. Ağırlıklı olarak artık yardımlarımızı nakit olarak ulaştırıyoruz. Ve aslında bir tuşla yaklaşık mesela 250 bin aileye banka hesaplarına 500 liralık diyelim ki yardımlar gidiyor. Hani kolilerimiz de var, geleneksel kolilerimiz var ama onlar daha artık mahdut. Çünkü cep telefonlarına indirim marketlerde kullanabilecekleri mesajlar gönderiyoruz. Mesela 250 liralık kodlar gönderiyoruz. İstedikleri gibi gidip onu harcayabiliyorlar. Bir para gibi o da. Para gibi oluşundan ziyade ona işte yine işte orada bir onarı oluyor. Hocam cevabını bilmiyorum şimdi soracağım sorunu. Çıkacak cevaba da razıyım. Belki umuyorum bir şey ama o olmasa da yine razıyım. Fakat ben bu riski göze alacağım. Dünya üzerinde, yani çünkü siz bunun şeyini de takip ediyorsunuz. Yani bunun da kendine ait bir piyasası, işte birbirinizden haberdar olduğunuz bir kendinize ait bir jargonu, bir şeyi var bunun. Hakikaten merak ediyorum. Dünya üzerinde şu anda kurumlara baktığımızda bu şekilde sivil toplum kuruluşu olarak çalışan bir, iki, maddi ve manevi şeyleri de gözeterek bu şekilde yardım yapan iki, üç, bu araştırıp ondan sonra insanları hiç üzmeden hemen bunu bürokrasiye falan takılmadan ulaştıran, dünya üzerinde Türk Kızılayı gibi çalışan başka kurum var mı? Ben aynı zamanda Avrupa ve Orta Asya Kızılay ve Kızılaş Federasyonu başkanlığını yürütüyorum. Yani 53 ülkenin Kızılay ve Kızılaç derneklerinden sorumlu Küresel Federasyonu başkan yardımcısıyım. Şunu ifade edebilirim. Kızılay bir İslam Vakfı'dır. Kızılay bir devlet kuruluşu değil. Evet. Bütçeden doğrudan bir gelir almıyor. Evet. Biraz onun için sordum zaten. Evet. Kur'an baniler ve bağışçılarımız öyle bir düzen kurmuşlar ki sürdürülebilirliğini sağlayan bir sistem. Mesela maden sularımız var, akarlarımız var, gayrimenkullerimiz var, çevirdiğimiz. Bugün gerçekten 11 bin çalışanımız var, maaşlı çalışanımız. Ve Türkiye'nin bütün ulusal güvenlik kan operasyonunu biz yürütüyoruz. Kök hücre plazma operasyonunu yürütüyoruz. Afetler konusunda devletimize destek, AFAD'ımıza destek pozisyonumuz var. İnsani yardım noktasında geçen sene ulaştığımız insan sayısı 37 milyon. Dolayısıyla Allah Allah ya, duyuyor musunuz arkadaşlar? Yani bir şey arz edeceğim hemen. Ne olur hocam unutmayın onu. Devam edeceğim. Sorunun cevabını alacağım. El musabbibu kefailihi veya eddaallu kefailihi. Bunun benzer. Üç aşağı beş yukarı. Bir şeylere vesile olan, bir iyiliğin yapılmasına vesile olan kişi onu yapmış gibidir. Burada hocamız kurumunu anlatmıyor. Sizi bize anlatıyor. Yani banileri derken o. Burada biz hem hamd edelim Rabbimize hem de hakikaten bunun sürdürülebilir oluşunu da biz sürdürelim. Yani bu çok önemli. Buyurun hocam. Yani bakıyorsunuz, bu şimdi sorumu da genişletmiş oldunuz. Soru bu kadar da dar değil. Yani bak daha neler yapıyoruz dediniz kibarca. Var mı hocam? Şöyle, Kızılay gibi var mı? Şöyle diyeyim ben. Yani takdirini milletimize bırakayım. Milletimiz, devletimiz son 3 yıldır dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi. Son 3 yıldır evet. dünyanın en fazla insani yardım. Türkiye bizim tabii, burası. Tabii. Mesela burada kıta ülkeleri var. Çin, Hindistan. Gördün mü süper devleti? Gördünüz mü süper devleti? Süper devlet böyle oluyor. 8 milyar dolardan daha yüksek bir meblağda insanlığa yardım yapan bir toplumuz. Bunun dışında tutar olarak birinciyiz ama oran olarak da gayri safi milli hasıladan da en yüksek payı ayıran ülkeyiz. Yani en cömert ülkeyiz de. Yani şimdi Amerika gibi, Çin gibi, Almanya gibi, yani gayri safi milli hasılasının işte kaç trilyon dolarlar olduğunu düşündüğünüzde mesela biz 0.75'imizi ayırıyoruz. Amerika 0.03'ünü ayırıyor gibi. Fazla bile ayırmış karakterine göre. Dolayısıyla buradan baktığınızda biz cömert, diğer kam ve yardımsever bir milletiz. Biz de o milletin ulusal cemiyetiyiz. Dolayısıyla elimizden geldiğince bugün Suriye'de mesela 3000 çalışanımız var. Her gün aşağı yukarı 4000 yetimimize orada 11 yetimhanemiz var. Oh, oh. O insanların bakımını, korumasını sağlamaya çalışıyoruz. Arakan'da, Yemen'de, Irak'ta, Afganistan'da,
dünyanın her tarafında, özellikle de savaşın ve yoksulluğun vurduğu coğrafyalarda ve ülkemizde de, yani Hakkari'sinden, Çukurca'sından Edirne'sine kadar, Ardahan'ına, İzmir'ine kadar bu merhamet hareketini yaşatmaya gayret ediyoruz. Yani cevap o kadar belli beyan ki, cevap vermek bile işi küçültüyor aslında. Ama bunu sormak zorunda olduğumuzu siz de biliyorsunuz. Bu basit bir iş değil. Bu kolay bir iş değil. Her yerde bir şey var. Havasıyla yaklaşım var. Onu bendeniz altını çizmek için bunu söyledim. Öyle değil yani. Çok haklısınız ama çok önemli. Bizim gerçekten gücümüz aslında hani bizi biz yapan değerlerden geliyor. Yani bir inancımızdan, tarihimizden, medeniyetimizden, gönül coğrafyamızın zenginliğinden. Gene bir başka hikaye. Balkan savaşları, Balkanlardaki akrabalarımız sürgün edilmiş, katliama maruz kalmış. Bugün hani soykırım vesaire diye üzerimize geliniyor ama bunlara maruz kalmışız. Petersburg'da hemşirelikte okuyan 4 tane Tatar Müslüman kızı bu mezalimi görüyor. Biz bir şeyler yapmalıyız diyor. Hilal Ahmer'e gönüllü oluyorlar. Birisi Kazan'dan, birisi Taşkent'ten, birisi Petersburg'dan. Bu kızlarımız toplanıyorlar, İstanbul'a geliyorlar gemiyle ve Hilal Ahmer'e gönüllü oluyorlar ve yaralı askerleri tedavi ediyorlar, yardım topluyorlar, aşevlerinde çalışıyorlar, kurtuluş için ateşli nutuklar irade ediyorlar ve İnsanları teşvik ediyorlar. Hareket başlatıyorlar. Bunlar Hilal Ahmer gönüllüleri ama 4 tane Tatar kız, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Meryem, 2 tane Meryem. Allah Allah. Bunlar yani okulda öğrenci bunlar. Hemşirelik okulunda öğrenci Petersburg'da. Şimdi gönül coğrafyamızın zenginliğine baktığınızda sadece onlar değil. 1915 İskan Kanunu çıkıyor ve Ermeniler özellikle Suriye dolaylarına yerleştiriliyorlar. Çatışmalar çıkmış, katliamlar yaşanmış. İki toplum birbiriyle artık yaşayamayacak duruma gelmiş ve bu anlamda yeniden iskan yasası çıkıyor ama kimsesi olmayan yetim Ermeni çocuklar var. Dul Ermeni kadınlar var. Bunlar seyahat edecek durumları yok. Köylerinde yalnız kalıyor. Hilal Ahmer bunları alıyor, bu kadınları. Bunlara hemşirelik ve hasta bakıcılık eğitimi veriyor ve diploma veriyor. Bu Ermeni, Hilal Ahmer Ermeni çalışanlarımız, kadınlarımız. Yetimleri alıyor, onları korumaya alıyor. Onları okutuyor, meslek sahibi yapıyor, işe sokuyor, sonrasında da takip ediyor. Hemşirelik eğitimi verdiği Ermeni kadınlar da geliyorlar. Birinci Cihan Harbi'nde, Çanakkale cephesinde, Kafkas cephesinde, Sina'da yaralanmış, yani şuraya bakın yani. Yaralanmış askerlerimize Allah bakım sağlıyor. Soykırım yapsa eğer bir Türk askeri, ona bir Ermeni hemşiresi, Hilal Ahmer gönüllüsü, Ermeni hemşiresi bakabilir mi?